Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Merveciğim. Nasılsın? Hoş bulduk, İyiyim sen. İyiyim. Ben de nasıl geçti? Gömleğin ne güzel olayım. bak. Senin gömleğin kadar olmasın. Ben de böyle bir görmek istiyorum yaşarsın. ya. Bulamıyorum böyle. Oduncu şey, mu? Oduncu. <laughs> böyle renkleri böyle. Hani şey soluk yani. Hmm. Bu eskiden eskimiş mi yoksa rengi öyle mi solmuş? Benim mu? evet benimki biraz eskidi. Başın ol Hoca ile başlayan yeni döneme dair belki de biraz iki kelime etmek lazım. Ee, yani teknik anlamda, taktik anlamda falan filan konuşacak değilim ama şey ben kendi adıma söyleyeyim uzun zamandır heyecanlandım böyle hani milli formalı fotoğrafımı buldum o gün sosyal medyada paylaştı, paylaştım falan hmm. yani herhalde Lucasko olsaydı muhtemelen maçın saatinden tam emin bile olmayacaktım yani sonra bir de herkese soruyorum falan herkes yine benim gibi heyecanlanmış yani herkese bir bir araya getirecek bir enerji yakalanıyor gibi görünüyor o yüzden sevindirici bence ya işte bir yandan şöyle bir durum da var bence o da insanların motivasyonunu etkiledi Şenol Hoca ya herkesin direkt bizzat Şenol Hoca gelsin dediği birisi olmasa bile ama içten içe hak ettiğini düşündüğü evet ve bu konuda da bir fikir birliği ve hissiyat birliğine vardı bir isimdi şimdi Valencia'nın logosunda bir yarasa figürü var biliyorsunuz DC Comics'te Batman'in yaratıcısı olan yayıncısı Logodaki yarasanın Batman'e çok benzediği için şikayetçi oluyor ve Valencia'dan da tokat gibi bir cevap. Çok iyi cevap yanlış. Siz yandır. daha portakal da vitaminken <laughs> tey Te diyor. Yani kulübümüz 1919 yılında kuruldu. Biz ambleme yarasayı koyduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'ne daha bizon kovalıyorlardı. Siz yokken biz vardık la burada. Hiçbiriniz yoktunuz. Biz vardık. Biz vardık. Dedemiz kurdu bu şirketi bizim. Vallahi haklı hiç araştırmadan yapılan eşitlerde böyle işte insan dumura uğrayabiliyor ve e, Frans futbol dergisi Fransa'nın prestijli spor yayın organlarından bir tanesi tarihin en iyi teknik direktörleri listesi yaptı. Pep Guardiola sence hak ettiği yerde mi? Merveciğim Pep Guardiola fanı olarak sana bu soruyu yöneltiyorum. şimdi hak ettiği sorunlar. yerde futbol dünyası için başka benim için başka bir e, ee, ifade ediyordu. Senin için tabi... bulutların ötesinde mi? <gülüyor> 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 ben tabii mesela Cruyff'un Kru önüne koyamam. Rinus Michels de öyle. Cruyff'de de aslında Rinus Michels'in öğrencisi. Evet ama yani misin? sonuçta böyle boynuz kulağa geçebilir gibi yorumlar Yo, da yapabiliriz. Tabii. Sıralamayı değiştirirsem altına gelecek yorumları şu an kestirebildiğim için e, değiştireceğim. Bence bir küçük bir şey ver be. Bir de Guardiola'yı yazdım. Bir <laughs> anda. <laughs> Cruyff'u zaten geçemez dedikten 27 saniye sonra tam 27 şu an 28 oldu. Bire direkt yazdın. Vay be ne sevgiymiş ya. Başka da söyleyecek lafım yok. Ee, tabii Sir Alex Ferguson, Manchester United e, ve dünya futbolunun futboluna damga vurmuş isimlerden bir tanesi. E, bir taraftar Sir Alex Ferguson'ın çiğnediği son sakızı ebay'de satışa sunuyor. Bir parçasını e, bir şekilde buluyor. Ve ebay'de satışa sunuyor. 150 bin sterlinden ve 456 bin euroya satılmış. Sakızına kurban diye. Alanı çok merak ettim. Var mı alanın şeyi? Yalnız baksana ilanda da Sir Alex Ferguson'ın sakızı ender. <laughs> ender bulunur. <laughs> Sen herhangi bir şeye ne kadar para verirsin en fazla? Hayatta para vermem. Hayran olduğun birisinin bir eşyası, bir şey olabilir. Ben, ben, ben böyle bir şey yok ya. Böyle hayran hayran olduğun İki defa hayran dersen fikrim değişmeyecek. Bak, hayran hayran. Hayran, 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 hayran. Dedin, fikrim, hayran, hayran, hayran oldun dedin. hayran, hayran. Hayran oldun dedim. Ben de öyle bir şey. Hayran hayran oldum. Peki hayran 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 oldun. <laughs> 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 bak Alex Ferguson'un yaşı yaşından daha genç görünen biri ya. O Sakızla çok doğru orantılı biliyor musunuz? O kadar çok sakız çiğniyor ki bak bu kaslar çalıp bu, buraları sarkmadı çok. Farkında mısınız? Hmm. Sakız Türkiye sakız şeyini bütün yüz kaslarını düzenli olarak çalıştırıyor, çalıştırdığı için bak buralarına bak, kaç yaşında adam normalde buraları şey olur. Oo. Alisson'u koyarsın. Geçen hafta kardeş. Alisson deken. Alisson'u koyarsın şimdi de. Şeyci. Yaş aldıkça nelere katlanmak zorlaştı? Ben mesela dağınıklığa hiç katlanamıyorum ya. Ama benim zaten kendi ayarım o şekilde. Başka neye katlanamıyorum? Ben söylememen gürültüye. Şimdi onu söyleyecektim. Gürültüye katlanamaz gürültü. oldum. Geçen bir restorana gittik Irmak'cığım. O kadar kalabalık ve tabii ki yani ne yapsın aileler yani, Sonuç çocuklarıyla restorana geliyorlar. 6 <laughs> tane, 8 tane falan çocuk bir araya toplanıyor ya. Bir gürültü yapıyorlar. Hani yemek yiyorum ama yani ne yediğimi anlıyorum. Ne masadaki insanlarla sohbet ettiğimi anlıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir yesek de gitsek şeyinde geçirdim. Gürültüye acayip benim. En en fazla gürültüye tahammülüm azaldı. Katlanmakta çok zorlanıyorum gürültüye. Kral! Kral geri döndü. Emenike kral. Ya Emenike çok iyi değil mi ya? Enteresan yani. Türkiye ve futbolu çok özledim. Daha güçlü geri döneceğim. Az zaman kaldı saygılarımla. Emenike de yalnız Nijerya'nın <laughs> <laughs> iyi yerine dükkan açtı. <laughs> Adam <laughs> arkadaş yani. Ay. Nijerya birinci güzeli, ikinci güzeli, üçüncü güzeli. Nijerya üniversal güzeli, birinci güzeli, ikinci güzeli. Hep güzellerle yabaniyor değil mi? Emenike Türkiye'ye geri dönecek mi acaba? Dönecekse de. Hoş ama amacı ama, ama konusunda şu an endişelik taşıyorum yani hakikaten. jüri Yok artık be. Hı. Davet etmiş olabilirler ben, ya Ben olsam diyorsun. yaparım jüriyi. Yani Emenike'yi. Acayip piyano olur. Düşünsene güzel yarışması organizatörüsün. Jüri de Emenike var. Şimdi bu ilginç bir haber. İspanyol genetikçi Messi'yi klonlayıp ikizi gibi görünecek bir insanı yaratabiliriz diyor. İşte ikizimiz. İkiz doğmuş ve ikizlerden birini uzun bir süreliğine bir odada dondurmuşuz gibi görünür. 20-30 yıl sonra da onu normale döndürebiliriz. Eğer her şey iyi geçerse sonuç aynı Messi gibi olurdu. Yeteneklerine mi dahil ediyor sence buna? Bence ama Messi gibisi gelmeyecek. Onu Ronaldo gibisi de gelmeyecek bu arada. Enter gelmesin zaten ya. E, ayrı ayrı kalsınlar. Onlar gibi olabilecek. Bak Mbappe ya, inanılmaz bir yetenek ama bence alakası yok yani. yani şey, bunlarla. beyaz şov izlerken Yıllar önce bu klonlamak gibi değil de işte e, yumurtalıklarınız üzerinden e, sizin genetiğinize benzer işte sizin sonuçta aynı benzer genetik kodları taşıyan çocuklar doğ, doğ, doğabileceğine dair bir haber çıktı gazetede. Neyse Beyaz Çoğla da bu konu geçiyor. Böyle haberi almışlar. Beyaz Öztürk diyor ki işte e, ünlü top modeller yumurtalıklarını satıyormuş. Mesela işte Naomi Campbell'ın yumurtasını alıyorsun. Ee, ve işte o çocuk ona benziyor genetik olarak falan filan ee, sen diyor gidip Cindy Crawford'un yumurtalığını alacağına Sivaslı Cindy'ninkini al hem ucuz hem köy yumurtası <laughs> ya bak ona o kadar çok gülmüştüm ki yani ya yüzlerce o programı izleyip güldüğüm şey olmuş ama bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum o yüzden acayip aklımda kalmış bu haberi de görür görmez o geldi, geldi, geldi abi. Yani ucuz ve köy yumurtası çok iyi değil mi at canım at geliyor belli at abinin kıllı göğsüne <laughs> Bir beyaz mendil tanan alttan aldım beni Aç bana kollarını Sar yine öyle dur Bırakma sevdiğini delicesine Birisine yaptığın en güzel kapak neydi? Oo, Bunu düşünmemiz lazım. Bunu düşünmemiz lazım. Hadi bir tane daha atıver. Evet bunu senden sen cevaplamış ol bunu. <laughs> Hadi bak. be, yapıştır, gönder. Oooo. eski sevgiline bir söz söyle. Hmm. Yeniden doğdum, yeniden başlasın. Irmak ya tamam, hadi koymayacaklar. Gerçekten ne söylerdin? Çok merak ettim. Şu Allah güzel. razı olsun. Allah razı olsun. Bence idare Emekli, eder ya. Emeklerin için. Allah razı olsun. <laughs> eski sevgili, sen ne söylersin eski sevgiline? Senden biraz akıl olsa beni severdim Düşünce ve mantık olsa sen de severdin Sevilecek insan bendim neden sevmedin Geri zekalı sevdim Yani bilmiyorum ne, ne demek lazım bilmiyorum Zaten <laughs> Haydi güle güle ettirin. git uğurlar olsun <laughs> Bak, bu tüylerimi dükkan dükkan diyor ya. Evet, küçük bir futbol sever olmak ne demek? Ne anlam taşıyor, nedir? Çok muhtemel böyle Brezilya'da, favelalarda falan yaşayan bir e, aile. Anlıyor zaten ya hemen. Hemen anlıyor. Daha poşeti açmadan anlıyor. Merve'cim gözlerim mi doldu? Ay valla çok tüylü. <laughs> Psikopat kedi. Ya süper tatlı ya. Süper tatlı. Amcanın da, hıt yapışı nasıl orada? Bu, bu arada bu kedi sadece erkeklere ve köpeklere saldırıyor. Kadınlara ee, saldırmıyor asla. Erkekleri ve köpekleri bellemiş yani. Ya çok tatlı kedi ya. Bunu bulsunlar ben sahipleneceğim bunu vallahi. Ya manyak mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı değil mi? Getireceğim. Buraya bize saldırtıracağım. Bu evimizi haraca bağlar ben sana söyleyeyim. <laughs> Düşünsene dört erkek burada. Kedi için cümbüş olur ya. Hepinize ayrı ayrı saldırır. Ama şimdi benim... Vallahi sahiplenirim bunu bulup getirirlerse bana. Ya şu fotoğrafın... Güzelliğine bir bakar mısın Irmak ya? Hocam karizma. Hafta sonu da tabii Liverpool'la Milan Enfield'da bir özel bir karşılaşmada bir araya geldi yardım maçında. 2005 Şampiyonlar Ligi finalinin revanşı. Milan tam birebir o kadroyla çıktı. Liverpool biraz daha rotasyonlu. Ay yani fotoğraf kalıyor. Gitmişken de bayağı Instagram şeyi arşivi yapmış. Pillo ve arkadaşları. Şey, bana diyorlar ki işte yok efendim salahı beğeniyorsun. Yorumlarda da yorumlar bölümünde gelecek. Benim tipim. Hı. Ne? Merve Toy'un tipini anlayamadım falan gibi şeyler dönüyor. Benim Alan. tipim tam şey, Pirlo Pirlo. Kesin Pirlo. Tam Peaky Blinders'ım, görmüyor <laughs> musun? Peaky Blinders, Peaky Blinders. Yeter Peaky Blinders kardeşim. Bilecek az kaldı. Ka e, Neredesin şu anda Peaky'de? Elmak dördüncü sezondayım. Şanglet'e geldi. Kaç sezondu? Dört. Ha E bitiyor o zaman. Dördüncü sezon üçüncü bölümündeyim. Finale çok yakınım ve kendime acil yeni bir dizi bulmam lazım. Peki sezon finali mi yoksa dizi mi bitiyor dört sezon? Dizi bitiyor. Ben çok kanlı. Çok ya şeyde de var. <laughs> Peaky Blinders'da da ya var çok ama. Kanlı? Ka mesela kavga sahnesi ya da işte birine böyle bekliyor saldıracak. Elinde böyle delice hmm. bir alet falan var gibi ol durumlar olduğunda hemen gözümü kapatıyorum ben. Sen de o zaman testere mestere falan aa, da aa. yok. Herhalde yok. O, o bende de yok. Game of Thrones. Büyük <laughs> Yıkıksın bitmişsin. Taşıyordum beni taşıyan düzen. onu biliyorum Bizimkiler. ama Onu biraz daha çocukluğumdan hatırlıyorum. <laughs> evet canlı yayına gireceğiniz dakikalarda mikrofon takılıyken konuştuğunuza dikkat edeceksiniz. İkincisi de kameranın önündeyken böyle şeyler yapmaktan kaçınacaksınız. Ay kim tükürüğünü saçına sürer ya? Eskiden limon sürme limon, gibi bir gelip vardı. Limon öyle ırmak. Limon mesela taş gibi yapıyor saçı böyle. Sür böyle kalıyor saçın yani kızı gibi. Ben limon sürmemiş olabilirim ya. Limon ben sürdüm. Limon, limon mu e, saçı açıyordu güneşin ben, altında sürünce? Bir pap, şey, ay papatya, papatya, suyu, papatya suyu. Papatya suyu, papatya yani. suyu. Ama turunculaştırır. Ay bir yerler erkeklerden çok yapar onu. Biz lisedeyken falan. Üniversitedeyken şey biz ya. de boyattık sapsarı kafa. Getireyim bu, bulayım yani bulabilirsem atayım size. Ben boyarım diyor. Allah Allah. Yani bak, ben Sen boyarım. nereden bozuyorsun? Bende ben bile olmayabilir o fotoğraf. Boyayacak. Boyayacak. Ay bana da siyah saç yapı versen. <laughs> Bizde yani böyle bir şey Hay olmadı abi. tabii. Ben Gittim. panik atak geçirdim <laughs> yayında bir kere. Ne? Panik atak oldum ben yayında. Oha! Kestik yayını. Can yayını. Ay ben şimdi... Böyle, böyle falan şey yapıyorum makyaj odasında, makyajımı yapıyorum falan filan. Neyse bitti, artıyor. Ay zaten yapacağın en kötü şey böyle bir durumda Google'lamak. Sabah kalktım, başım ağrıyor. Tümör mü olmuşum la? Ne ara beynime girmiş la bu? Aa! Ben yazdım şeyleri, panik atak. Abi hiçbir şeyin yoksa panik atak olsun Google'da zaten. Evet, pa panik atak çıktı. Panik atağın e, detaylarını okumaya başladım. Zaten artık iyi kalp krizi geçireceğim falan diye düşünmeye başladım. Yayına girdik. Anonslarken böyle sesim çatallanmaya başlayıp gözümden böyle pıt pıt yaşlar indi, kestiler. Hadi canım. Sonra böyle bir araya bantlar girdiler bir sürü. işte ben evet, böyle sonra... sumu içtim falan filan. işte biraz şey iyi misin, iyi misin falan filan ama şey e, kötüydü yani kestik yayını. Bu güzel bir uygulama. Ee, genelde tabii futbol takımlarının bir alışkanlığı değil bu. Ama Pogba Dünya Kupası sevinci yaşayan Fransa milli takımına güzel bir jestte bulunmuş. Bir Amerikalı bir mücevher firmasıyla e, markasıyla bir anlaşma yapıyor ve şampiyonluk yüzü tasarlıyor. Ama şöyle bir durum var yani bu sonuçta takım e, sporlarında kazanılan büyük başarılarda kupa alıyorsunuz. O kupada müzede duruyor. Anladın mı? O oyuncuların bak madalya da var, ama... var da yani. Bence de bu daha çok daha e, özelliği olan bir şey. Madalya ya sonuçta madalyayı takıp sen gezemezsin. Ya şöyle bir şey olabilir. Kulübün özel bir gecesi olur ya da atıyorum işte altın top ödülü töreni olur, bir şey olur. Mesela oraya gidebilirsin zaten. Dünya e aynı bak ]'de. nasıl söyledim tamam. biliyor musun? Tam kadınların tek taş takma alanları. Ha, sürekli olarak buradan Irmak Kazı'nın anlattıklarından şunu çıkarıyoruz. Sürekli tek taş <laughs> <Ne çıkacak> eleştiren <laughs> erkeklerin kendilerine bir tek taş, büyük bir yüzük imkanı yaratıldığında ne kadar heveslendiklerini gördük. Yaptığım en büyük kapak da bu olsun. <laughs> Geldi. Gecikmeli cevap. <laughs> bir beyaz mendil. Tanan tanan tan. <laughs> Peynirlere değişik birbirinden farklı müzik türlerinde şarkılar dinletiyorlar. En lezzetlisi... Hip hop çıkmış galiba. Ya bence çok aslında mantıksız değil. Sonuçta müzik dediğinde bir ses dalgası yayıyor. Ve ses dalgasının da biz her ne kadar hissetmesek de bir gücü var. Acaba mesela Serdar Ortaç'ın Pink Floyd cover'ını dinletsen peynir ne hale Küflenir. gelir? Çok merak ediyorum. <laughs> Ve sizden gelenlerde Osman Kağan Çelik. Abi Merve Toy şarkı söylemeden önce uyarı çıkarsanız da kuzenim vardı çocuk ağlayarak gitti. Bilmiyorum. Uykusu gelmiştir onun. Evet belki uykusu gelmiştir ya da mışıl mışıl masal gibi belki okudu. Dinletseydin be. uyurdu. Devam ettirseydin uyurdu. Bir beyaz mendil. <laughs> Ay, kim bilecek ben, belki de şarkı bitti diye üzüldü çocuk. Şu konuşmaları kesen arkadaş işini düzgün yapsa güzel izlenecek program. Samet Sığınç mı yazıyor? Seni inşa İnşa etmemiz lazım bu bağları. Bitirmek zorundayız. Bitireceğiz. <laughs> <laughs> Merve Toy editör nereye gidecek dedikten sonra editörün mesela yazıp o sahneyi koyması bence bu zamana kadar ki en iyi Tag Life Top 5'e girer. Dur be oğlum daha yeni başladık. Ben konuşmam yorumlarım konuşur diyorsun. Vay be. Sorum Irmak Kazova, Eren Ertem. Liverpool Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak ama Merve Toy kolunu kıracak. Kabul eder miydi? <laughs> ya gördüm elini. <laughs> gördüm elini. Ne oldu? Kol kırılır, iyileşir, değil mi? Yani kol kırılır, hiç... yok canım yok tabii ki. Yani e... Ee... isterdin Irmak çok net. O kadar belli ki suratından. Peki sen Liverpool'un şampiyonluğu ve Irmak Kazuo'nun mutluluğu için neyini feda ederdin? Hadi ben sana komşu Saçımı ucundan kestiririm saçımı. evet şuradan keseceğiz Saç... ama Liverpool şampiyonu. Oradan şampiyon değil canım. Azıcık şöyle iki parmak kestiririm. Anita Blake. En serbest dolaşınız buydu bence çok güldüm ya teşekkürler bu tatlılığınız için demiş. Sensin tatlı Anita. Yine <laughs> Anita'ya yükseldi. <laughs> Anita manita vallahi yükseldin yani. <laughs> ben yükseldim sen, yani. sen yürüdün. Bu çok iyi yorum. Aranızda bir şey olmayacaksa söyleyin daha fazla bu nedir kardeşim? Hayır siz dizi gibi böyle <laughs> devamında devamında bir aşk hikayesiyle sonuçlanacak bir şey diye mi izliyorsunuz bizim programı anlamadım. Sezonu yedik bitirdik hala Mr. bir şey oluyor. Mr. Jinglebird. Burası bu dizi değil YouTube kanalı. Dizi yok. <laughs> Netflix değil. Ve e, tabii ki efsane karaoke bölümümüzle alakalı gelen yorumlar. Ricardo Quarejma ne demiş? Kulak kanaması. Valla biz de senin kıyafetlerin için aynı şeyi düşünüyoruz. Göz yaşıyoruz. kanaması, Göz kanaması evet. yaşıyorum da. Acaca anaca. <laughs> Mervet o şarkı söyleyince annem odaya girdi. Vallahi kadını anlatamadım durumu. Bir dakika dur ne kadar da söyleyeyim daha kolay. Vermem seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. Vermem seni ellere vermem. Söz verdim bir kere dönemem ben. Kötü mü var? <laughs> ne oldu? Komplanız ortaya çıktı. Bastı ve döndü Merve Toya. Ee, bu şarkı geldi. bak ne yapıyor musun? Ajaja anaja. Ee, bu şarkı annen için söyledim. Bu şarkı başladığında dur dur. Anneni çağır. Kaçıyor mu kaçmıyor mu bize yaz lütfen. Aynı şekilde diğer yorum yapan arkadaşımız da yeğenini çağırsın. Ve objektif bir anne, bir de çocuktan benim sesimle evet. ilgili görüş alalım. Bitirdik programımızı bu haftada. Ama e, bize lütfen yorumlarınız... Bu hafta en çok yorum gelen haftaydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet bayağı geldi. E, lütfen yorum yazmaya devam edin. Biz de farkındaysanız siz daha çok yorum yazdıkça daha çok programın içinde yer veriyoruz. E, bir de abone olursanız eğer... Bana hep soruyorlar yolda görünce falan. Ya bu ne zaman bölüm, ne zaman bölüm? Zaten bölüm bildirim olarak size iletiliyor. O yüzden kanala da abone olun. Yorum bekliyoruz. Yazın. Bay evet. bay. Bay bay.